Selam hidayet et abi olanlara. Selam zamane nemrutlarını aldırmadan çağımız putlarını kıran günümüz İbrahimlerine. Selam küfrün merkezinde olmayı kirlenme nedeni saymayan, temiz kalmayı zaman ve mekanda sınırlamayan tüm asiyelere. Selam küfrü, zulmü, şirki, fıskı sadece tarihin derinliklerinde aramayıp bugünün imtihanının farkında olanlara. Selam geçmişi ilahlaştırıp geleceği putlaştırmayan, Allah'ın Resulünü Kur'an'ın bize tanıttığı biçimde algılayan dengeli müminlere. Selam mazlumlara, ezilenlere, fakirlere, gariplere, yetimlere, yolda kalmışlara, muhacirlere, ensara. Selam muhtaç olduğu halde onurundan isteyemeyenlere. Selam olsun sağ eliyle verdiğini, sol elinin bilmediği karşılık ve teşekkür beklemeden verenlere. Ve selam o kutlu elçiye ki onun arkadaşları da onun gibi yapmıştı. Yaşamlarıyla onu örnek alıp ona cennette dostlar olmayı ummuşlardı. Bugün de aynı kararlılıkta olanlara. Ve selam şu anda bize evlerinde, araçlarında kulak veren tüm dost ve dinleyicilere. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüm. Aziz dostlar, kıymetli dinleyiciler, Rabbimiz lütfetti. Bir geçmişin aynası programı ile daha birlikteyiz. Hamdolsun Rabbimizin bizi bugüne ulaştırmasından dolayı. Her hafta olduğu gibi tarihin belli bir döneminde yaşanmış bir olayın enine boyuna incelemesini yapacağız ve bugünümüzü o olayla nasıl değerlendirmemiz gerektiğini siz dostlarımızla paylaşacağız inşallah. Tabi her hafta tarihte yaşanmış belli bir olayın üzerinden günümüzdeki olayları anlama çabamızın devam ettiğini söylüyoruz. Rabbimizin bak dediği yerden bakarak bir takım çalışmalar, bir takım çıkarımlar yapmaya çalışıyoruz. Bu haftaki olayımız ise bildiğiniz üzere kıymetli dostlar hepinizin bildiği üzere bundan 1393 yıl önce gerçekleşen bir olay üzerinden konuşacağız ki tabii ki aslında bu olayların etkileri hiçbir zaman geçmiyor. Bugün Uhud Savaşı'nı ve Uhud Savaşı'nın yansımalarını, bugün Uhud Savaşı'nı nasıl algılamamız gerektiğini göreceğiz ki aslında bugünü de tam anlamıyla anlamamızı sağlayacak bir özellik Uhud Savaşı. Çünkü belli bir takım kaybettiklerimiz, kazandıklarımız, durmamız gereken yerde durmamamız sonucunda başımıza gelen musibetleri bugün de, dün de, yarın da bir çıkış noktası olduğunu bileceğiz. O şekilde hareket edeceğiz ki hayatımız anlam kazansın ve bu şekilde kendimizi değerlendirelim. Tabii ki programımızda bir takım paylaşımlar yaparken bizden önce bu konuyu değerlendirmiş kardeşlerimizin çalışmalarına bakacağız. Tabii Muhammed Emin Yıldırım'ın, yine Senayi Demirci'nin ve bugün ağırlıklı olarak Celalettin Vatandaş Hoca'nın kitabından yararlanarak Uhud Savaşı'nı siz dostlarımızla paylaşmaya çalışacağız inşallah, Allah nasip ederse. Çünkü bir takım olayları güzel anlayabilmek, olayları bugüne aktarabilmek meselenin daha iyi kavranmasıyla sağlanabilir. Başka türlü bunu anlayabilmemiz çok da mümkün değildir. Tabi 625 yılının yine bu haftalarında Nisan ayında gerçekleşen bir olaydan bahsediyoruz. Bunca sene geçmesine rağmen sonucu ilk bakışta mağlubiyet gibi gözüken bu savaşı anlamak, anlatmak gibi bir vazifemizin olduğunu asla unutmayacağız kıymetli dostlar. Çünkü bu savaş sıradan bir savaş değil. Kıyamete kadar bizim için bir sürü dersler ihtiva eden, müminin hayatında önemli yeri olan ve sonuçları her an hatırda tutulması gereken ve buna göre tanzim edilmesi gereken bir hayat tasavvuru oluşturmamız gereken bir olaydı bu. Tabii ki bu olayı anlamlı kılan bir takım nedenler vardı ki bunu da yine Sa'd bin Muaz'ın sözünden anlıyoruz. Diyor ki biz çocuklarımıza Kur'an surelerini nasıl öğretiyorduk ise aynı hassasiyeti peygamberimizin savaşlarını da
öylece onlara öğretiyorduk diyor. Yani Kur'an'ın öğretimi kadar siyer içerisindeki bu olayları da önemsiyor, çocuklarımızın da öğrenmesini sağlıyorduk diyor Muaz, Sa'd bin Muaz. Neden? Çünkü sahabenin zihnini Kur'an oluşturmuştu, o inşa etmişti. Onların önemlilerini, önemsizlerini, önceliklerini, önceliksizlerini ise yine vahiy belirliyordu. Onlar yangında kurtarılacak öncelikli eşyalar listelerini yine vahiyden almışlardı. Vahiyin olaylara bakış açısı insanüstüydü. İnsan olaylara tek bir cepheden bakarken ilahi kelam olayları birçok yönden değerlendiriyor ve bizim daha sonraki hayatımızda karşılaşabileceğimiz olaylara da ışık tutuyor. Bu anlamıyla çok önemli. Eğer insanlar gibi baksaydı vahiy, mutlak galibiyet olan bir destan olan Bedir gazvesini yüzlerce ayette anlatırdı ama bunu yapmadı. Bedir sonu galibiyet ile biten bir savaştı. O halde insanlara galibiyetin ahlakı anlatılmalıydı ve yine o anlatılmıştı Enfal suresinin 40. ayetinden itibaren. Ama başka bir savaş düşünün ki sonu mağlubiyet olsun sonum. Ordunun komutanı dişlerini kaybedip yaralansın, ordunun en üst askeri otoritesi olan Hazreti Hamza şehit düşsün, yine ordunun sancaktarı olan bir Kur'an aşığı, Medine'yi Medine yapan, Medine'nin yeşermesini İslam'la, Kur'an'la, vahiyle mümbit bir şehir olmasını, bir medeniyet inşa etmesini sağlayan Mus'ab bin Umeyr şehit olmuş olsun. Bunun gibi 70 tane kayıp verilsin, düşman gülsün, münafık sevinsin, mümin ağlasın. Ve işte o ilahi kelam Ali İmran suresinin büyük bir bölümünü bu savaşa ayırıyor. 60'a yakın ayette Uhud gazvesini anlatıp duruyor Rabbimiz. Eğer vahiy Uhud savaşına kadar bu kadar önem veriyorsa, zihnini vahye teslim etmek isteyen bizlerin de önem verip bu önemli maksadı iyi anlamaya gayret etmemiz gerekiyor ki işte Uhud'u, Uhud yapanın ne olduğunu anlayalım. İşte Uhud savaşının nasıl olduğunu ve buradan çıkaracağımız dersleri daha iyi anlayalım. Tabii nasıl olmuştu Uhud, nasıl gerçekleşmişti Uhud? Uhud savaşı Risalet sürecine damgasını vuran önemli olaylardan birisini oluşturuyor. Mekke'nin şirk ordusunun Medine'ye 5 kilometre mesafedeki Uhud dağı eteklerine kadar gelip savaşmak için Müslümanları beklemeye başlaması savaşın görünür nedenini oluşturuyor. Müslümanlar bu meydan okuyuş ve tehdit karşısında kendilerini savunmak için savaşmak zorundalar. Mekke müşriklerinin müttefiki olan kabilelerin desteğini alarak Medine'ye kadar gelip Müslümanları savaşa davet etmelerinin iki nedeni var. Bunlardan birisi Uhud savaşına kadar geçen 13 yıllık risalet sürecinde ayrıntılı bir şekilde kendini açığa çıkaran tevhid, küfür farklılığı, inançtan hayat tarzına, bireysel farklılıktan toplumsal farklılaşmaya kadar uzanan tevhid küfür ayrışmasının hicret sonrasındaki aşamasında savaşlar da görülmeye başlıyor. Bunların en önemlisi ise Bedir'di. Bedir'de belli olmuştu ki tevhid ve küfür varoluş mücadelesinde birbirine karşı fiziksel güçleriyle cevap verecekler ve farklılıklarının getirdiği gerilim ve çatışmalar savaşta sonuçlanan girişimlere neden olacak. Ayrıca savaş sadece meydanlarda silahlarla yürümüyor. Bugünkü savaşlarda olduğu gibi ekonomik ve siyasal alanda da yürütülüyor. Daha doğrusu Müslümanlar çoğunlukla ekonomik ve siyasi savaşları tercih ediyorlar. Bu yolla küfrün direncini kırmaya çalışıyorlardı. Allah'ın Resulü hicret sırasında Mekke'ye ekonomik ablugaya alma stratejisi takip etmesi veya bölgedeki bazı kabilelerle dostluk görüşmeleri yapması ekonomik ve siyasi mücadelenin gerekleri olarak anlam kazanıyor. Bunların içerisinde özellikle ekonomik alanda verilen mücadeleler ve girişimler etkisini Mekke şehir devletinde en kısa sürede ve en şiddetli şekilde gösteren girişimler oldu.
Mekkelilerin ticaret yolları kesildiği için ticaret yapamaz hale geldiler. Problemin kökten çözüme kavuşturulması gereğiyle ilgili karar almakta zorlanmadılar. Hedef Müslümanları yok etmek, problemden tamamen kurtulmaktı. Uhud'un müşrikler açısından bir diğer nedeni ise Bedir Savaşı ile ilgiliydi ve Bedir Savaşı'nda kaybetmiş oldukları en önemli liderlerinin intikamını almak istemekteydiler. Çünkü ciddi anlamda en büyük askerlerini, en büyük yiğitlerini kendi açılarından kaybetmişlerdi. Mekke ordusu yola çıktığı zaman Hazreti Abbas tabi o zamanları Müslüman değil. Gelişmeleri Mekke ordusunun durumu hakkındaki bilgileri bir mektup aracılığıyla gizlice Resulullah'a bildirdi. Abbas tarafından görevlendirilen şahıs Mekke ile Medine arasındaki 500 kilometrelik mesafeyi 3 günde aşarak hızlı bir şekilde mektubu Allah Resulüne ulaştırdı. Abbas'ın Mekke ordusuyla ilgili verdiği haberleri Resulullah'a bildirmekte bu kadar geç kalma nedenini bilmiyoruz. Fakat hızla Medine'ye ulaşan haber sayesinde savaşa hazırlık açısından Müslümanlar 3-5 gün gibi bir süreye sahip oldular. Abbas'ın mektubu kendilerine ulaşana kadar herhangi bir şeyden haberleri yoktu. Mekke ordusu Medine yakınındaki Uhud Dağı'na kadar geldi ve ordugahı kurup beklemeye başladı. Medine'ye saldırmayı düşünmediler. Müslümanlarla açık arazide savaşmayı arzuluyorlardı. Zira savaş tecrübesine sahip bazı şahısların tavsiyesi Medine'ye saldırının önemli kayıplara yol açacağını, hatta savaşı aleyhlerine çevireceği biçimindeydi. Medine evlerinin birbirlerine çok yakın olması nedeniyle şehre girişin zor olacağını, Müslümanların avantajlı olacaklarını biliyorlardı. Müslümanlar hazırlıklarını mümkün olduğunca süratli bir şekilde tamamladılar. Savaşa hazır bir ordunun oluşturulması için gerekli düzenlemeler yapıldı. Mekke ordusunun nerede karşılanacağıyla ilgili istişareler yapıldı. Bu amaçla mescitte toplanıldı. Tabi birçok Müslüman Mekke ordusunun saldırıya geçinceye kadar beklenmesini, Medine'de karşılanmasının daha doğru olacağını ifade etti. Evlerin birbirine yakın olması nedeniyle şehir merkezine girişin kolaylıkla kontrol alınacağını, hatta kadınlardan çocuklardan yararlanacağını, onların damlara çıkarak müşriklere taş atabileceklerini söylediler. Karar tam bu yönde çıkmak üzereyken arka sıralarda oturan bazı gençlerin muhalif sesleri duyulmaya başladı. Bu gençler Medine'de yürütülecek bir savunma savaşının korkaklık işareti olacağını, bunun düşmanlarını cesaretlendireceğini, Araplar arasında itibarın kaybedileceğini dile getirdiler. Gençlerden İyas bin Evs yalvaran bir sesle düşmanı açık alanda karşılamak istediklerini bildirdi. Çoğunluğu Ensar'ın gençlerinden oluşan kalabalık bir kitle İlyas'ın görüşüne katıldıklarını ve bu tavırlarıyla belli ettiler ki bazıları İyas'ın konuşmasını desteklemek için Medine'ye kapanmanın onur kırıcı olduğunu kabul edemeyeceklerini dile getirdiler. Resulullah ben mağlup olmanızdan korkuyorum demesine rağmen gençlerin düşünceleri genel bir eğilim olarak güç kazandı. Birkaç kişi hariç mescitteki bütün Müslümanlar düşmanın üzerine gidelim, açık arazide savaşalım görüşünde birleşince Resulullah aslında istemediği halde istişare sonucunda ulaşılan karar olduğu için Mekke ordusunu açık arazide karşılama düşüncesini onayladı ve gerekli hazırlıkları buna göre yürütmeye başladı ki işte bundan sonraki süreç önemliydi. Mekke ordusu çarşamba günü gelip Uhud'un eteklerinde yerleştiği zaman 27 Mart 625 tarihinde Müslümanlar hala hazırlıklarını bitirememişlerdi. 2 gün sonra Cuma günü Allah Resulü savaş ve sabır üzerine bir konuşma yaptı. Müslümanları dirençli olmaya davet edip zorlukları sabırla göğüslerlerse başarılı olacaklarını bildirdi. Mücahitler ikindi sonrası mescidin önünde toplandı. Ancak Medine'den hareket saati gelmişti. Resulullah savaş için kişisel hazırlığını yapmak amacıyla yanına Ebu Bekir ve Ömer olduğu halde odasına girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazırlık için odasına girince bazı Müslümanlar düşmanın karşılanacağı yer konusunda istişare sırasında Resulullah'ın görüşüne
uymamalarının bir yanlışlık olduğunu dile getirdiler. Sa'd bin Muaz bunlardan biriydi. Müslümanlar Sa'd'ın sözleri üzerine istişare toplantısında yanlış davrandıklarını düşünmeye başladılar. Düşünceler değişti ve alınan kararda etkili olanlar pişman ve mahcup bir şekilde birbirlerine baka kaldılar. O sırada Allah Resulü zırhını giymiş bir halde kapının önünde gözüktü. Kısa sürede gerçekleşen karar değişikliği bazılar tarafından mahcup bir tavırla pişmanlık ifade eden bir sesle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bildirildi. Fakat Resulullah bu karar değişikliğini onaylamadı ve meşhur olan şu sözünü söyledi. Bir peygamber düşmanla savaşmadan ve Allah onunla düşmanı arasındaki hükmünü vermeden giydikten sonra zırhını çıkarmaz. Ben size ne emrediyorsam onu yapın. Haydi Allah'ın ismini anarak yola çıkın. Sabır ve sebat ederseniz Allah'ın yardımı sizinle olacaktır dedi. Resulullah bu tavrıyla Müslümanlara önemli bir ders veriyordu. Onları İslami eğitimin gereği olarak bir konuda daha bilgilendiriyordu. Bu istişarenin önemine dikkat çeken ve alınan karara uyma konusunda sahip olunması gereken kararlılığı ifade eden bir destek. Bireysel olarak bugün için bizim için de geçerli. Beğenelim, beğenmeyelim, hoşlanalım, hoşlanmayalım. Gerekçesi ne olursa olsun, karar konusunda ne kadar zarara yol açacağı, gücün kırılıp yok olacağı bile hesap edilse bile beraberce karar verildikten sonra bu konu üzerinde dirençli olmanın gereğini bize anlatıyordum. Tabi Allah'ın Resulü ne yaptı? Kararlı adımlarla ilerleyip atına bindi, yayını omzuna astı, mızrağını eline aldı. Bir yanında Sa'd bin Ubade ki Medine'nin en önde gelen reisiydi, yanında Sa'd bin Muaz ki diğer en önemli kişisi, ordunun önüne geçti. İslam ordusu Uhud'a doğru hareket etti. 29 Mart 625. İslam ordusu yaklaşık 1000 kişiden oluşuyordu. 100 tane kişi zırhlıydı. Ayrıca sadece 2 tane de at vardı. Atlardan birisine Allah'ın Resulü, diğerine ise Ebu Burde biniyordu. Müslümanlar savaşa katılma konusunda son derece istekliydiler. Allah için şirkin ordusuyla savaşacak olmanın yanı sıra en olumsuz şartlarda yürütülmüş olmasına rağmen Bedir'de elde edilen zaferin de etkisiyle moraller çok yüksekti. Ordu akşam üzeri Medine ile Uhud arasındaki Şeyheyn denilen yere geldi ve durdu. Medine'den birkaç kilometre uzaklaşılmıştı. Resulullah orduyu teftiş etti. Savaşa katılamayacak kadar yaşı küçük olanları ayırdı. Bunlardan Rafi bin Hadic'in iyi bir okçu olduğu, savaş sırasında işe yarayacağı söylenip bu konuda yakınları tarafından ısrar edilince onun orduya katılmasına izin verdi. Çocuk yaşta olanlardan Semure'nin babası ise oğlunun Rafi'den daha güçlü olduğunu, bu nedenle oğluna da savaşa katılma izni verilmesini istedi. Israrını, eğer güreşmelerine müsaade edilirse oğlunun Rafi'yi yeneceğini bildirerek sürdürdü. Güreşmeleri istendi, güreştiler ve Semura galip geldi. Bunun üzerine onun da orduya katılmasına izin verildi. Yaşları 14 civarında olan diğer çocuklar ise Medine'ye gönderildiler. Onlardan Medine'deki kadınlara ve çocuklara yardımcı olmaları istendi. Bu nasıl bir orduydu ki 13-14 yaşındaki insanlar kendilerini ölmek üzere hazır hissediyorlardı. Bu nasıl kararlılıktı? Bu nasıl teslimiyetti? Bu nasıl büyük bir imandı? Şeyheyn'de durulduğu sırada orduda bir bölünme yaşandı. Medine'de kalarak savunma savaşı verme konusunda ısrarcı olan Abdullah bin Übey yan çizmeye başladı. Kendisi gibi tecrübeli ve yaşlı birisinin düşüncesinin dikkate alınmadığını, gençlerin görüşlerinin dikkate alındığını, bunun çok yanlış olduğunu söyleyip kendisine uyanları da yanına alarak her zamanki münafıkça tavrını yine gösterdi ve ordudan ayrıldı. Yaklaşık 300 kişisiyle ayrılmasıyla İslam ordusu bir anda 700 kişiye düştü. Bu durum Müslümanlar için ciddi anlamda moral bozucuydu. Ayrıca Abdullah bin Übeyr ve taraftarlarının düşünceleri çeldirici, zihinleri bulandırıcı propagandaları bazı Müslümanları etkiledi.
İslam ordusu arasında kulaktan kulağa fısıltı halinde savaştan yanlış bir strateji izlendiği, savaşılmayıp Medine'ye çekilmenin daha akıllıca olacağı düşünceleri yayılmaya başladı ki bu gittikçe içten içe düşünceleri dumura uğratıyordu. Savaşa girmeden yenilgiyi kabullenmeye yol açacak olumsuz bir gelişmeydi bu. Olumsuz propagandanın etkisi kısa sürede görüldü. Harise ve Selime boylarına mensup Müslümanlar ellerini yanlarına düşürüp şaşkın bir şekilde kala kaldılar. Hatta bazılar münafıklarla birlikte Medine'ye dönme girişiminde bulundu. Fakat Allah Müslümanların kalplerini sağlamlaştırdı ve bu sayede durumlarını çabucak düzelttiler. Ölüm gelmeden ölümü görmüş gibi korkan bu bazı Müslümanlar Allah'ın yardımıyla yerlerinde kalıp imanı tercih ettiler. Bu Müslümanların o zamanki durumunu dile getiren ayet şöyleydi. O zaman içinizden iki bölük bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların yardımcısıydı. Müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. Allah müminlere yardım eder. Nitekim Allah size Bedir'de de yardım etmişti. Siz o zaman zayıftınız. O halde Allah'tan korkun ki şükredesiniz. Ordu geceyi Şeyhain'de geçirdi. Gecenin sonuna doğru harekete geçildi ve karanlıkta Uhud'a gidildi. Savaş için düşünülen yer Mekke ordusunun karşısında yer alan taşlık bir düzlüktü. Düzlük Uhud Dağı'nın eteklerindeydi. Büyükçe bir girintiden oluşuyordu. Ayrıca bu girinti küçük bir boğaza dağın içindeki ikinci düzlüğe bağlanıyordu. Resulullah ordusunu arkası içerideki ikinci boşluğa dönük olarak üzeri dışarıdaki büyük düzlüğe yerleştirdi. Artık müşrik Mekke ordusuyla karşı karşıyaydılar. Sabah namazı vaktiydi. Resulullah Bilal'den ezan okumasını istedi ve üzerindeki zırhıyla ordunun önüne geçip müşriklerin şaşkın bakışları altında namaz kıldırdı. Resulullah orduya savaş düzenine göre yerleştirdi. Düşman süvari birliğinin kendilerini arkadan vurmasını önlemek için 50 kişiden oluşan bir okçu birliğinin sol tarafta bulunan Ayneyn tepesine yerleştirdi. Bu tepenin stratejik önemi nedeniyle okçu birliğini ısrarlı bir şekilde uyardı. Göreviniz bize yönelecek düşman süvari birliğini engellemek. Onları ok atarak püskürtmekten ibaret. Yerlerinizde sağlamca durun. Ve bizi arkamızdan koruyun. Düşman yenip ganimet toplaya başladığımızı veya yenilip darmadağın olduğumuzu görseniz bile benden emir almadıkça yerlerinizi terk etmeyin. Eğer sizler görevinizi yerine getirmezseniz bizler galip gelemeyiz. Hatta bazı rivayetlerde yabani yırtıcı akbabalar bile bizim etlerimizi yemeye başlasalar, öldürülsek bile orayı terk etmeyin diyor Allah'ın Resulü. Birlikleri kontrol eden ve ileri gel geri çekil talimatlarıyla oldukça düzenli bir şekilde hepsini saflar halinde sıraya sokan Resulullah, her birliğin başına bir komutan tayin ederek gerekli hazırlıkları tamamladı. Ordusunu savaşa hazır hale getirdi. Bu sırada Ebu Süfyan komutasındaki Mekke ordusu da gerekli hazırlıkları tamamladı. Ebu Süfyan Halid bin Velid komutasındaki 100 kişilik süvari birliğini sağ kanada, yine 100 kişilik diğer süvari birliğini ise İkrime bin Ebu Cehil'in komutasında sol kanada yerleştirdi. Ordusunun moralini yükseltmek ve intikam ateşini alevlendirmek isteyen Ebu Süfyan, kabileleri kahramanlık yarışında birbirlerine karşı teşvik etmeyi de ihmal etmedi. Sancağı teslim ettiği Abdüddar oğullarına, "Eğer bu işi yapamayacaksanız bırakın, sancağı başkalarına vereyim." diyerek görevleri konusunda kararlı olmalarını istedi. Kadınlar ise şiirleri ve konuşmalarıyla askerleri savaşa motive ediyor, kadınlar gibi davranmamaları konusunda onları uyarıyordu. Her iki tarafta gerekli hazırlıkları tamamlayıp birbirlerini karşısında savaş düzeni aldılar. Ebu Süfyan hem sayı olarak hem de donanım olarak İslam ordusundan güçlü olduklarını görüp duruyordu. Ancak buna rağmen İslam ordusunun gücünü daha da azaltmak için öne çıktı ve Medineli Müslümanlara sesledi. "Yesripliler, bizim sizlerle bir hesabımız yok. Bu bizimle yanınıza gelmiş olan akrabalarımız arasında bir savaş. Bizleri akrabalarımızla baş başa bırakın. Eğer aradan çekilirseniz size dokunmayız. İşimizi bitirdikten sonra çeker gideriz." Fakat bu oyun işe yaramadı. Medineli Müslümanların sert tepkisiyle karşılaştı.
Medineli Müslümanlar Ebu Sufyan'ın teklifini bağırarak veya taş atarak reddettiler. Savaş Arap geleneğinde olduğu gibi meydana çıkan bir kişinin kendisine rakip istemesiyle başladı. Kureyş'in sancaktarlığını yapan Ebu Talha'nın meydana çıkıp Müslümanlardan kendisine rakip istemesi üzerine Hazreti Ali çıktı ve kısa sürede Ebu Talha'nın işini bitirdi. Kureyş'in sancağını bir başkası alıp meydana çıktı. O da öldürüldü. Sancağı bir başkası alıp meydana çıktı. Fakat o da öldürüldü. Bu durum peş peşe 7 kez tekrarlandı. Ve müşriklerden savaşmak için öne çıkan herkes Müslümanlar tarafından öldürüldü. Ali, Hamza, Sa'd bin Ebi Vakkas, Amr bin Sabit gibi yiğitler kendilerine rakip isteyen her müşriği hiç zorlamadan öldürdüler. Her müşrik sancaktarın öldürülmesi Müslümanlar safında Allahu Ekber bağırışıyla karşılığını bulurken müşrik ordusu şoka girdi. Müşriklerden hiç kimse sancağa yaklaşamaz, sancağı yerden alıp kaldıramaz oldu. Ancak şirk ordusunun bir kısmını teşkil eden Ehabişlerden Amra isminde bir kadının sancağı almasıyla müşrik erkekler Amra'nın yaptığını gururlarına yediremeyip kölelerinden birisini itekleyip öne çıkararak sancağı almasını sağladılar. Savaşa bu ilk anlarda gücüne çok güvenen Abdurrahman bin Ebu Bekir bireysel bir kahramanlık gösterisi yaparak meydana çıktı. Gidişatı değiştirmek arzusundaydı. Kendisine rakip istedi. O zamana kadar Allah Resulü'nün yanında müşrik sancaktarlarının öldürülmesini seyretmekle yetinen Ebu Bekir yerinden fırladı. Fakat Allah'ın Resulü kolundan yakalayıp "Sen bize lazımsın. Kılıcını kınına sok." diyerek oğluna karşı Hazreti Ebu Bekir'in çıkmasını önledi. Abdurrahman sonraki yıllarda Müslüman olduğu zaman "Eğer sen çıkmış olsaydın sana karşı savaşmaz, geri çekilirdim." dediğinde Ebu Bekir "Vallahi karşına çıkıp seninle çarpışmayı arzulamıştım." cevabını vererek iman küfür ayrılığının akrabalık bağından daha önemli olduğunu ifade etmiştir. Bireysel çarpışmalara takiben savaş başladı. İki taraf birbirine girdi. Savaşın ilk anından itibaren çatışmaların en yoğun ve kızgın noktaları belli oldu. Hazreti Hamza, Hazreti Ali, Zübeyir bin Avva, Miktat bin Esved, Ebu Dücane, Sa'd bin Ebi Vakkas gibi yiğitler müşrik ordusuna fırtına gibi daldılar. Her biri etrafındaki müşrik topluluğunu darmadağın ederek ilerliyordu. Hamza iki elinde iki kılıç, "Ben Allah'ın aslanıyım, ben Resulullah'ın aslanıyım." diye savaşırken her kılıç darbesiyle müşriklerden birisinin feryadıyla noktalanıyordu. "Kılıcın hakkını kim verecek?" diye soran, kılıcın hakkını eğilip bükülünceye kadar düşmanla savaşmak olarak açıklayan Allah Resulü'nün kılıcını, "Ey Allah'ın Resulü, o kılıcın hakkını ben vereceğim." diyerek alan Ebu Dücane de elindeki kılıcını hakkını verecek şekilde müşrik saflarının birisinden diğerine koşturup müşrikleri darmadağın ediyordu. Diğerlerinin de bu yiğitlerden geri kalan tarafı yoktu. Zübeyir bin Avvam bir yanda, Miktat bin Esved bir başka yanda müşrik süvarilerine doğru hücum ediyorlardı. Hazreti Ali ise müşrik ordusunun arasında fırtına gibi esmekteydi. Zafer kısa sürede Müslümanların oldu. Müşrikler hezimete uğradılar. Arkalarında birçok ölü ve yaralı bırakarak kaçmaya başladılar. Bedir ikinci kez mi yaşanıyordu? Bedir'in gülenleri tekrar gülmek, Bedir'in kahrolanları tekrar kahrolmak üzereydi. Müşrikler öylesine bir kaçışla savaş alanını terk ediyorlardı ki, müşrikler Abdullah bin Ebi Ümeyye arkasına bakmadan kaçıp ölmekten veya ağır yaralanmaktan kurtulan bütün dindaşlarını da arkasından geldiğini zannederek Taif'e kadar gitti. Taif'e gidince de Mekke ordusunun yenilip perişan olduğunun haberini verdi. Müşriklerin kaçtığı, Müslümanların kovaladığı, Müslümanlardan bazılarının ise müşrik ordusunun ordugahına girip ganimetleri toplamaya, ganimet eşyalarını istiflemeye başladığı anda her şeyi değiştirecek bir şey yaşandı. İşte o şey savaşın genel gidişatını da değiştirmişti ki bunu kısa bir aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz kıymetli dostlar. Evet kıymetli dostlar, geçmişin aynası kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Uhud Savaşı'nı ve günümüze yansımalarını anlamaya çalışıyoruz. Uhud Savaşı önemli bir savaş. Müslümanlar savaşı tam kazanma noktasındalardı.
Ama ne olduysa ondan sonra oldu, ne yaşandıysa ondan sonra yaşandı kıymetli dostlar. Aynanın tepesine yerleştirilen okçular savaşın bittiğini görüp zaferin Müslümanlara ait olduğundan emin bir halde yerlerini terk etmeye, ganimet toplayanların arasına katılmaya başladılar. Tam da Allah'ın Resulü'nün kendilerini uyardığı şeklin tersi bir biçimde bunu yapmaya başladılar. Tabii ki onların başındaki Abdullah bin Cübeyr direndi. Yerlerini terk eden askerlerine Allah'ın Resulü'nün talimatını ısrarla hatırlattı. Onları durdurmaya çalıştı. Abdullah'ın yerinizi terk etmeyin, durun. Resulullah yensek de yenilsek de benden bir haber gelmedikçe yerinizi terk etmeyin. Emrini bilmiyor musunuz? Resulullah'ın emirlerini hatırlayın, komutanınıza itaat edin sözlerine müşrikler perişan oldu. Resulullah yerimizde sağlam duralım diye öyle söylemişti. Artık savaş bittiğine göre burada beklemek gereksiz karşılığını verdiler. Abdullah bin Cübeyr de dahil olmak üzere tepede sadece 10 kişi kaldı. Diğerleri yerlerini terk ettiler maalesef. Müşriklerin korkudan akılları başlarından gitmiş bir halde kaçıştıkları ve tepedeki Müslümanlar, Müslüman okçuların büyük çoğunluğunun görev yerlerini terk ettiği anda müşriklerden Dırar bin Hattab okçuların boşalttığı tepeyi fark etti. Sesini duyurabileceği kadar uzaklıkta olan Halid bin Velid'e bağırdı. Arkana bak, tepeye bak. Savaşın başından beri hep bir fırsat kollayan Halid bin Velid beklediği ve beklemesine fazlasıyla değecek fırsatı bulduğundan emin bir halde hem komutasındaki süvarilerle birlikte tepeye doğru hücuma geçti. Tepede Allah'ın Resulü'nün emrine uyma noktasında en ufak gevşeklik gösteremeyen 10 mücahitle Halid bin Velid'in 100 kişilik süvari birliği arasında kısa süreli ama yoğun bir çatışma yaşandı. Müslümanlar önce oklarıyla, okları bitince kılıçlarıyla süvari birliğini durdurmaya çalıştı. Fakat hepsi de kısa sürede şehit oldular. Vücutları aldıkları kılıç, mızrak darbelerinden tanınamayacak şekilde parçalandı. Müşrik süvari birliği adeta Bedir'in ve biraz önce yaşadıkları hezimetin intikamını tepedeki bu 10 Müslümandan fazlasıyla aldı. Bir kısmı müşrikleri kovalayan, bir kısmı ise müşriklerin bıraktıkları malları toplamakla meşgul olan ve tepede olup bitenden habersiz bulunan Müslümanlar bir anda arkadan kuşatıldıklarını fark ettiler. Neye uğradıklarını şaşırdılar. Hiç beklenmeyen bir şekilde arkalarında buldukları düşman süvarileri karşısında şaşırıp kaldılar. Kendilerine gelip silahlarına sarılıncaya karşılık vermeye karar verinceye kadar olan oldu ve Müslümanlar arasındaki irtibat kesildi. Bu sırada kaçmakta olan müşrikler de geri döndüler ve saldırıya geçtiler. Müslümanlar artık iki ateş arasındaydı. Her taraflarından sarılmışlardı. Üzerlerine yağan ok yağmurunun altında kendilerine uzanmış kılıç ve mızrakların karşısında üzerlerine yıldırım gibi gelen atların arasında darmadağın oldular. Her biri kendi canını kurtarmanın derdine düştü. Yaşanan panik öylesine büyüktü ki bir kısmı kaçıyor, bir kısmı panik içerisinde müşrik zannederek hemen yanındaki Müslümana saldırıyordu. Daha birkaç dakika önce müşriklerin yaşadığı panik ve karışıklık bu sefer aynıyla Müslümanlara geçmişti. Yine daha birkaç dakika önce müşrikler kaçıp canlarını kurtarmanın çabasını yürütürlerken bu sefer Müslümanlar aynı duruma düştüler. Müslümanlardan hemen herkesin kaçıştığı sırada yerinden hiç kıpırdamayan ve bir adım dahi geri gitmeyen sadece bir kişi vardı. O da Allah'ın Resulü'ydü. Müslümanlar Halid bin Velid komutasındaki süvari birliğinin ani saldırısına uğradığında Allah'ın Resulü savaşı izlemekte, ordusunu sevk ve idare etmekteydi. Ancak bir anda Müslümanların darmadağın olmasıyla yanında sadece 9 Müslüman kalmış, ordusuyla bağlantısı kopmuştu. Önündeki iki seçenek vardı. Ya kuşatma altındaki ordusunu terk edip kendi canını kurtarmak için dağa çıkıp saklanacak ya da ordusunu tekrar kendi etrafında toplanmanın hesabını yapacaktı. Müslümanlar için en kolay ve güvenilir olan birincisiydi, ancak bu durumda diğer Müslümanların mahvolacağı kesindi.
İkinci yol ise kendisi açısından çok riskli ama orduyu kurtarmanın tek yoluydu. Tereddüt etmeden ikincisini tercih etti. Müslümanlardan önce müşriklerin duyacağını ve Müslümanlardan önce müşriklerin kendisine ulaşacağını bilmesine rağmen Müslümanlara seslenmeye, onları yanına çağırmaya başladı. Müslümanlar buraya gelin, yanıma gelin, ben Allah'ın Resulüyüm. Ancak Müslümanlardan onun bu seslenişini çok az kişi duydu. Çoğu kaçışmakta, bir an önce dağa tırmanarak dağın taşları arasında siperlenmenin, saklanmanın çabasına girmekteydiler. Savaşın gidişatı değişip mevcut durum Müslümanların aleyhine dönünce sayıları savaşın ilerleyen dakikalarında sürekli değişen bir grup Müslüman Resulullah'ı aralarına aldılar. Sayıları genellikle 10 civarında olan bu Müslümanlar müşriklerin ok yağmuruna, kılıç ve kalkan saldırılarına ve vücutlarını siper ederek sevgili peygamberlerini korumanın çabasını yürütüyorlardı. İlk saldırılar sırasında Resulullah'ın yanındaki Müslümanlardan 7'si Resulullah'ı korumak amacıyla vücutlarını siper ettikleri için şehir oldular. Bir ara müşriklerden Malik bin Zübeyr aradığı fırsatı yakaladı. Resulullah'ı öldürmek için okunu atabileceği bir açıklık bulmuştu. Okunu Resulullah'a yönetti, yayını sonuna kadar gerdi ve bıraktı. Ok hedefe varmak, bir müşriğin Resulullah'ı öldürme amacını gerçekleştirmek üzereydi. Talha bin Ubeydullah, Resulullah'a doğru gelen oku son anda fark etti ve okun önüne kolunu kaldırdı. Oku hedefine gitmekten ancak eliyle engelleyebilirdi. Hedefi Resulullah olan ok, Talha'nın eline saplandı. Talha sadece işaret parmağı sağlam kalacak şekilde parçalanan eline ve vücudundaki sayısız yaralara rağmen Resulullah'ın etrafında dönüp durmaya devam etti. Oklar, kılıçlar, mızraklar Talha'nın vücudunu parçaladı. Kan vücudundan su gibi akıyordu. Aldığı derin yaraların ve kaybettiği kanın etkisiyle bir ara bayıldı. Resulullah onu Ebu Bekir'e gösterip ilgilenmesini istedi. Yüzüne su serperek kendisine gelmesini sağlamaya çalıştılar. Talha suyun etkisiyle ayıldı. Baş ucundaki Ebu Bekir'e Resulullah nerede? O nasıl? Diye sordu. Sağ olduğunu öğrenince Allah'a hamdolsun. O sağ olduktan sonra hiçbir felaket önemli değildir dedi. Bir müddet sonra tekrar kalkıp Resulullah'ın çevresinde dönmeye, onu korumaya çalıştı. Savaş sonrasında tedavi yapılırken vücudunda onlarca kesik tespit edildi. Vücudundaki onlarca kesiğin ve deliğin yanı sıra başı derince yarılmış, bir eli tamamen parçalanmış haldeydi. Ali de elinde kılıçla savaşanlardandı. Birçok kez müşrik saflarına daldı, saldırıları püskürttü ve tekrar Resulullah'ın yanına döndü. Ali bazen tek başına, bazen diğer birkaç mücahitle birlikte Resulullah'ın üzerine sel gibi gelen müşrikleri Allah'ın Resulü'nün kendisine hediye ettiği Zülfikar'la göğüslemeye çalışıyordu. Adeta bir ordu gibi savaşıyordu. Allah'ın Resulü'nün ne Zülfikar gibi bir kılıç ne de Ali gibi bir yiğit vardır övgüsünü fazlasıyla hak ediyordu. Yanındaki Müslümanların birçoğunun şehit olduğu, diğerlerinin de müşrik akınlarını püskürtmeye çalıştığı anların birisinde Resulullah ile müşrik savaşçılar arasında sadece Hazreti Hamza kaldı. Hamza, ben Allah'ın aslanıyım diye bağırarak müşriklere karşı koyuyordu. Müşrikleri geriletmeye çalışıyordu. Bu sırada kendisini gizliden gizliye takip eden, sadece kendisine odaklanmış birisinden habersizdi. Hamza'yı öldürmesi karşılığında efendisi Cübeyr bin Mutim'den serbest bırakılacağı sözünü alan Vahşi, Hamza'yı takip etmekte, kendisi için uygun bir an ve durum kollamaktaydı. Böylesi bir fırsatı bulduğu anda son derece ustaca kullandığı mızrağını attı. Mızrak Hamza'nın kasından girip arkasından çıktı. O artık bir şehitti. Vahşi yerinden fırladı, Hamza'nın göğsünü kesip ciğerini çıkardı. Elinde Hamza'nın ciğeri olduğu halde Ebu Sufyan'ın eşi Hind'e doğru koştu. İşte Hamza, işte Hamza'nın ciğeri diyerek özgürlük teminatı olan şahsın ciğerini Hind'e uzattı. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Hind, babasını ve birçok yakınını Bedir'de öldüren Hamza'nın ciğerini aldı ve ısırdı.
Kopardığı ciğer parçasını çiğnedi ama yutamadı. Daha sonra vahşiye Hamza'nın cesedinin nerede olduğunu sordu. Hamza'nın parçalanmış cansız yatan vücudunun yanına geldi. Eğilip kulaklarını, burnunu ve cinsel organını kesti. Mekke'ye giderken boynunda gerdan, ayaklarında halhal olarak Hamza'nın vücudundan kestiği parçalar vardı. Kaçmayıp Resulullah'ın yanında kalan çok az Müslümandan birisi de Musab bin Umeyr'di. Resulullah'ı öldürmek niyetiyle hücum eden Abdullah bin Kamiya'nın karşısına dikildi. Onu durdurmaya çalıştı. Aynı sırada mücahitlerin su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla orduya sabah katılmış, fakat savaşın bu kızgın anında bir yiğit kadın olarak Resulullah'ın yanına gelerek onu savunan Nüseybe Hatun da Abdullah bin Kamiya'yı durdurmaya çalışıyordu. Abdullah bin Kamiya bir kılıç darbesiyle Nusaybe'nin omzundan yaraladı. Nusaybe yere düştü. Nusaybe bir yandan yaralı omzunu tutarken bir yandan da Abdullah bin Kamiya'yı durdurmaya çalışıyor, ancak gücü yetmiyordu. Musab bin Umeyr de aynı şekilde büyük bir çabayla Abdullah bin Kamiya'yı durdurmaya, Resulullah'ı muhtemelen bir kötü sonuçtan korumaya çalışıyordu. Ancak İbni Kamiya'nın darbeleriyle önce sağ eli, sonra sol eli kesildi. İbni Kamiya mızrağını savurdu. Mızrak Musab'ın vücuduna saplandı. Musab yere düştü. İbni Kamiya üzerindeki zırh nedeniyle tanınamadan öldürdüğü Musab'ı Resulullah zannederek büyük bir sevinçle bağırmaya başladı. Muhammed'i öldürdüm, Muhammed'i öldürdüm. Bu bağırtıyı duyan Müslümanlar daha da paniklediler. Kaçmayanlar da kaçmaya başladı. Aralarında Ömer'in de bulunduğu bir grup dağa yönelip kayalığa sığınmaya çalıştı. Dağa vardıkları zamana yığılıp kaldılar. Ne yapacaklarını bilemez halde adeta donup kaldılar. Artık Resulullah yoktu. Artık başsız, lidersiz kalmışlar. Önderlerini, müşriklerini, mürşitlerini kaybetmişlerdi. Kısaca her şey bitmişti. Bazı Müslümanlar biraz önce canlarını kurtarma telaşıyla kaçarlarken Resulullah'ın öldüğü haberi üzerine "Resulullah öldü ise yaşamanın ne anlamı var?" diye gerisin geri dönüp müşrik kılıçlarının mızraklarının üzerine doğru hücuma geçtiler. Diğer bazı Müslümanlar ise "Resulullah öldü ise Allah ölmez, o bakidir" diyerek aynı şekilde müşriklerle savaşmaya devam ediyorlardı. Enes bin Nadır bunlardan biriydi. O, "Ey Müslümanlar, eğer Muhammed öldürülmüş ise, Muhammed'in Rabbi de öldürülmedi ya, Muhammed'in çarpıştığı dava üzerinde siz de çarpışın" diyerek savaşa devam ediyordu. Bir ara Sa'd bin Muaz'la karşılaştı. Ona, "Ey Sa'd, cennetin kokusu ne hoş, ben bu kokuyu Uhud'da gerçekten hissediyorum" dedi. Ve düşman saflarına hücum ederek çarpışa çarpışa şehit oldu. Savaş sonrasında vücudunda onlarca kılıç ve mızrak darbesi bulundu. Kulak ve burnu işkence amacıyla kesilmiş, vücudu tanınmaz hale getirilmişti. Kız kardeşi onu ancak elinden ve dişlerinden tanıyabildi. Savaş meydanının farklı bölgelerinde bunlar yaşanırken Allah'ın Resulü'nün çevresinde savaş hala en şiddetli biçimiyle devam ediyordu. Bazı müşrikler Resulullah'ın hala karşılarında olduğunu biliyorlardı. Resulullah'ı öldürme konusunda arkadaşlarıyla sözleşip yardımlaşanlardan Utbe bin Ebi Vakkas hücuma geçti. Fakat canları pahasına çarpışan, vücutlarını Resulullah'a siper yapan Müslümanları aşamadı. Eline bir taş aldı ve Resulullah'a doğru fırlattı. Taş hedefini buldu. Allah'ın Resulü'nün yüzüne çarpıp dudağını patlattı. Bir dişini kırdı. Resulullah'ın yüzü kan içinde kaldı. Abdullah bin Şihab da bir başka taraftan saldırıya geçti. Resulullah'ın yanına kadar ulaştı. Alnına vurup parçaladı. Darbenin etkisiyle Resulullah dengesini kaybederek savaş öncesinde Müslümanlara tuzak için müşrikler tarafından kazılmış çukurlardan birisine yuvarlandı. Bu sırada yanına kadar sokulmuş İbni Kamiya'nın kılıcı omzunu sıyırdı. Düşüşü kendisini ölümcül kılıç darbesinden kurtardı ama omuzu yaralandı. Kılıç darbesinden ve düşmesinden dolayı zırhı eğildi. Zırhın halkaları yüzüne battı. Oradaki müşrikler Resulullah'ı bu sefer kesinlikle öldürdüklerini düşünerek çekildiler.
akan kanlarla yüzü kırmızıya boyanan Allah'ın Resulü Ali elinden tutarak onu, Talha ise vücudundan tutup kaldırarak çukurdan çıkardılar. Tüm bunlar olup biterken Resulullah hiçbir şekilde bağırmadı. İmdat çığlıkları atmadı. Sadece Allah'ım, kendilerini Rablerine davet eden peygamberin yüzünü kana bulayan bir topluluk nasıl kurtuluşa erebilir diyordu. Yanındaki Müslümanlar müşrikler için beddua etmesini istediler. Kanlara bulanmış, dişi kırılmış, yüzü parçalanmış, zırhının halkaları yanağına batmış Allah'ın Resulü'nün dudaklarından sadece "Ben lanetleyici olarak gönderilmedim. Ben davet edici ve rahmet ediciyim. Allah'ım, kavmime doğru yolu göster. Onlar bilmiyorlar." sözlerinin döküldüğünü duydu. İnsanlar bunu duydular. Başı ve yüzü kan içinde kalan, yorgunluk ve kan kaybetmekten dolayı bitkin halde bulunan Resulullah'ın yanındakilerle birlikte Müslümanların bir kısmının çıktığını gördüğü dağa yöneldi. Onlarla bir alaya gelmeye düşünüyordu. Ancak özellikle yüzüne batmış halkalar dayanılmaz acı veriyordu Allah'ın Resulüne. Durdular. Sa'd bin Mansur eliyle Resulullah'ın yüzündeki kanları sildi. Ebu Ubeyde bin Cerrah ise halkaları çıkarmayı denedi. Ancak mümkün olmadı. Kalın halkalar kemiğe saplanmıştı. Ebu Ubeyde eğilip halkaları dişleriyle tuttu ve çekti. Halkayı çıkarmak çok zordu. Halkalardan birisi çıktı. Ama Ebu Ubeyde'nin de bir dişi kırıldı. Ebu Ubeyde ikinci halkayı da çıkarmaya çalıştı ve çıkardı. Fakat Ebu Ubeyde'nin ikinci dişi de kırıldı. Halkalar çıkınca kan daha çok akmaya başladı. Kanı durdurmaya çalıştılar. Başaramadılar. Malik bin Sinan kan akan kesiğin üzerinde dudaklarını koyup kesiği birleştirmeye çalıştı. Bir ara ağzı kanla doldu. O sırada bu birkaç Müslüman dışında zırh içinde olduğu için Resulullah'ın ölmediğini bilen hiç kimse yoktu. Müşriklerin ve Müslümanların neredeyse tamamına yakını Resulullah'ın öldüğünü zannediyorlardı. Bir su yatağına gidip kendini korumaya çalışan Ka'b bin Malik, yanına gelen birkaç Müslümandan birisine dikkatle bakınca zırhın göz aralığından içerideki gözleri tanıdı. Bu Allah'ın Resulü'ydü. Öldüğünü zannettiği Resulullah'ı bir anda yanında görmenin sevinciyle bağırmaya başladı. "Ey Müslümanlar! Ey Ensar topluluğu, müjdeler olsun size. Resulullah yaşıyor. İşte burada." Resulullah elini kaldırıp "Sus," dedi. "Sus, yerimizi belli etme." Fakat duyan duymuştu. Duyanlardan birisi de Mekke'deyken Resulullah'ı her gördüğünde "Bir at aldım, seninle savaşıp seni öldüreceğim. Bunun için gün sayıyorum, bunun için bu atı besliyorum." diyen Übey bin Halef'ti. Hemen Resulullah'ın bulunduğu tarafa doğru atını sürdü. Kılıç elinde fırtına gibi koşan atının üzerinde Resulullah'a yaklaştı. Bazı Müslümanlar öne atılıp Übey'e engel olmak istedi. Fakat Resulullah onları durdurdu. Son bir gayretle gücünü toplayıp ayağa kalktı ve dimdik durarak "Bırakın," dedi. "Bırakın gelsin." Bazı Müslümanlar duramadılar. Öne atılıp Übey'in önüne geçmek, Resulullah'ı korumak istediler. Resulullah onları tuttu kararlı bir sesle, "Geri durun, bırakın gelsin," dedi. Sonra yanındaki Müslümanlardan Haris bin Simne'nin mızrağını alıp Übey'in önüne geçti. Übey şaşırdı. Resulullah'a tehdit ettiği, her seferinde karşılık olarak duyduğu bir sözü hatırlayıp bir anda atını durdurdu. Hatırladı ki kendisinin her tehdidi karşısında Resulullah da "Sen beni değil, inşallah ben seni öldüreceğim," demişti. Korktu, gerisin geri dönüp kaçmaya başladı. Resulullah "Dur yalancı, nereye kaçıyorsun?" deyip elindeki mızrağı savurdu. Mızrak çok övündüğü atının üzerinden yıldırım gibi kaçan Übey'in omzuna çarpıp yere düşürdü. Yerinden kalkan Übey kaçıp gözden kayboldu. Görünürde boynundaki küçük bir kesiğin dışında önemli bir yarası yoktu. Ama acıdan kıvranıyordu. Arkadaşları evhamlandığını, ciddiye almaya gerektirecek bir durum olmadığını söylemelerine rağmen "Ben öleceğim, Muhammed beni öldüreceğim, öldüreceğini söylerdi. O hiç yalan söylemedi. Beni bu görünmez yara öldürecek," dedi ve bir süre sonra da öldü gitti.
Resulullah çok kan kaybetmiş ve yorulmuştu. Ayakta zor duruyordu. Sa'd bin Ubade ve Sa'd bin Muaz'a yaslandı. Onların yardımıyla dağa tırmanmaya çalıştı. Bir kayaya tırmanması gerektiği zaman bunu başaramadı. Vücudu kesikler içinde olan, bir eli parçalanmış bulunan Talha, kendi haline bakmadan yere eğilip Resulullah'tan sırtına basmasını istedi. O ve diğer Müslümanlar için Resulullah, canları da dahil her şeylerinden kıymetliydi. Onun kanayan yanağı, zor hareket ettirdiği bir ayağı, kıpırdatamadığı bir kolu, kendi yaralarını, kesiklerini, kırıklarını unutturmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Talha'nın sırtına basarak kayaya tırmandı. Dağa çıkıp şaşkın şekilde oturan bir grup Müslüman kendilerine doğru gelenleri müşrikler zannedip kılıçlarını sıyırarak saldırmaya hazırlandıkları sırada Ebu Dücane başındaki zırhı çıkarıp kendisini tanımalarını sağladı. Dağda bekleşen bu Müslümanlar da Resulullah'ın ölmediğini anlayınca hemen çevresini sarıp yanında yer aldılar. Onlardan birisi olan Hatip İbni Ebi Belta, kanlar içindeki Resulullah'ı görünce yerinde duramadı. "Ey Allah'ın Resulü, bunu sana kim yaptı?" dedi. Resulullah da Utbe bin Ebi Vakkas deyince, Hatip yerinden fırladı, savaş alanına döndü. Utbe'yi buldu ve bir vuruşta vücudunu, başını vücudundan ayırdı. Biraz sonra da Utbe'nin atı ve elbisesiyle Resulullah'ın yanına geldi. Artık ortalık sakinleşmiş, müşrikler savaş alanından çekilmeye başlamışlardı. Resulullah kayanın üzerinde oturarak imam olup yanındaki Müslümanlarla birlikte namaz kıldı. Rabbine sığındı ve her zamanki gibi duasını yaptı. Müslümanların dağıldığı ve Resulullah'ın öldürüldüğü haberi Medine'ye ulaşınca aralarında Fatıma'nın da olduğu bazı kadınlar hem durumu yerinde görmek hem de yaralılara yardım etmek için Uhud'a koşmuşlardı. Fatma babasıyla dağa tırmanırken karşılaştı. Kanlar içerisindeki babasına sarılıp ağladı. Babasının yüzünü yanında getirdiği suyla yıkadı. Fakat kan hala akıyordu. Bulduğu bir hasır parçasını yakıp külünü yaranın üzerine basarak kanı durdurdu. Ayşe, Ümmü Süleym, Hamme binti Cahş ve Resulullah'ın halası Safiye de savaş alanına koşup gelen diğer kadınlardı. Onlar da ellerindeki tulumlarla bulunan suları yaralılara içirdiler, yaralarını tedavi etmeye çalıştılar. Müslümanların hemen hepsi artık dağdaydı. Fakat müşrikler hala gitmemiş, her an saldırıya geçebilir bir halde savaş alanında geziniyorlardı. Resulullah'ın öldürüldüğünü zanneden Ebu Süfyan, Müslümanları ele geçirmek arzusuyla dağa çıkmak istedi. Ancak aralarında Hazreti Ömer'in de bulunduğu Müslümanların attıkları taşlar nedeniyle çıkamadı. Başta Ebu Süfyan olmak üzere müşriklerin büyük bir merak içerisinde bilmek istedikleri şey Resulullah'ın gerçekten öldürülüp öldürülmediğiydi. Ebu Süfyan Resulullah'ı kimin nasıl öldürdüğünü sordu. İbni Kamiya ileri çıkarak Resulullah'ı öldürenin kendisi olduğunu söyledi ve nerede öldürdüğünü gösterdi. Araştırdılar fakat Resulullah'ın cesedini bulamadılar. Ebu Süfyan'ın şüphesi arttı. Birilerinin Übey bin Halef'in Resulullah tarafından yaralandığını söylemesiyle Resulullah'ın ölümüyle ilgili şüpheleri hepten arttı. Tepenin eteğine gelerek Müslümanlara seslendi. "Muhammed aranızda mı?" Resulullah cevap verilmemesini istedi. Müslümanlardan hiç ses çıkmadı. Sorusuna cevap alamayınca Ebu Süfyan sorusunu 3 kez tekrarladı. Yine cevap alamadı. Bu sefer "Ebu Bekir aranızda mı?" diye sordu. Bu sorunun da cevabı gelmeyince "Ömer aranızda mı?" diye sordu. Bu sorusuna da cevap bulamayan Ebu Süfyan kuşku ile sevinç arası bir duygula "Hepsi ölmüş galiba" dedi. Bu onlara yeter diye dönüp gideceği sırada Ömer'in sesini duydu. Ebu Süfyan'ın sevinci karşısında Ömer dayanamamıştı. Müşrik liderinin keyfini bozmak arzusuyla "Ey Allah'ın düşmanı, vallahi sen yalan söylüyorsun. Hepimiz buradayız. Allah seni rezil ve zelil etmek için hepimizi sağ bıraktı. İşte Resulullah, işte Ebu Bekir, işte ben" diye bağırdı. Ebu Süfyan şaşırdı. Korktuğu gerçekleşmiş, Resulullah'ın ölmediğini öğrenmişti. Altta kalmak istemedi. Gurur içerisinde "Hubel, fal okumuzu evet çıkarıp bizi zafere ulaştırdı. Bugün Bedir'in karşılığı olan gündür. Ey Hubel, dinimi yücelttin ey Hubel. Dinini yücelttin" diye bütün gücüyle bağırdı.
Ömer duyduğu bu sözler karşısında Resulullah'a dönerek cevap için izin istedi. Resulullah'ın izin vermesiyle de en yüksek, en yüce olan Allah'tır diye bağırdı. Ebu Sufyan, bizim Uzza'mız var ama sizin yok dedi. Ömer, Allah bizim dostumuz ve sığınağımız. Sizin dostunuz ve sığınağınız yok dedi. Ebu Sufyan, bir gün yenildik, bir gün yendik. Bir gün üzüldük, bir gün güldük dedi. Sözlerini Bedir'den ölen taraftarlarına karşılık Uhud'da ölen, şehit ettikleri Müslümanların isimlerini sayarak devam ettirdi. Ömer, bizim ölülerimiz cennette, sizin ölüleriniz cehennemde cevabını verdi. Bunun üzerine Ebu Sufyan merak dolu bir sesle tekrar sordu. Ey Ömer, Allah aşkına doğru söyle, Muhammed'i öldürdük mü? Ömer, hayır, vallahi öldüremediniz. Şimdi o seni dinliyor. Ebu Sufyan bunun üzerine, sen benim yanımda İbni Kamiya'dan daha doğrusun. Ölülerimize işkence yapıldığını, kulak ve burunlarının kesildiğini göreceksiniz. Vallahi ben buna ne memnun oldum ne de engel oldum dedi. Ayrılırken tehdit etmekten de geri kalmadı. Gelecek yıl Bedir'de sizinle buluşup çarpışmaya söz veriyorum. Var mısınız? Resulullah'ın izniyle Müslümanlar bu tehdit ve davetin cevabını verdiler. Varız. Bedir inşallah bizimle sizin aranızda tekrar buluşma yeriniz olacak. Şirkin ordusu ve savaş alanından çekilmeye başlayınca Resulullah onların nereye gideceğinden emin olmak istedi. Medine'yi basıp kadın ve çocuklara zarar vermelerinden çekiniyordu. Ali'ye git, müşrikleri izle. Ne yaptıklarına bak. Eğer develerine biniyor, atlarını yedeklerine alıyorlarsa Mekke'ye gidiyorlardır. Yok eğer atlarına biniyor, develerini yedeklerine alıyorlarsa Medine'ye saldıracaklardır. Varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer Medine'ye yürüyecek olurlarsa ben de onların arkasından varır, cezalarını veririm dedi. Bir süre sonra Ali'nin develerine bindiler, atlarını yedeklerine aldılar haberiyle geri dönmesiyle rahatladılar. Anlaşılmıştı, şirkin ordusu Mekke'ye dönüyordu. Evet kıymetli dostlar, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Evet kıymetli dostlar, Uhud Savaşı bizim Müslümanlar için gerçek anlamıyla bir dersti, ibretti. Tabi savaş sonrası ne oldu önemli. Müşrikler savaş alanını terk edince Müslümanlar dağdan inerek şehitlerinin yanlarına gittiler. 70 tane mücahit şehit olmuştu. Bunların 64'ü Ensardan, 6'sı ise muhacirlerdendi. Müşriklerden ise 22 kişi öldürülmüştü. Müslümanlar şehitlere yapılan işkenceleri gördüklerinde şaşkına döndüler. Cesetlerin çoğu tanınmaz haldeydi. Hemen hepsinin kulak ve burunları kesilmiş, vücutları parçalanmıştı. Allah'ın Resulü, ben bu şehitlerin Allah yolunda canlarını verdiklerine şahitlik ederim. Bunları kanlı elbiseleriyle gömün dedi. Bu arada dudaklarından, vallahi ben de onlarla birlikte şehit olmayı ne kadar çok isterdim sözlerinin döküldüğü duyuldu. Resulullah amcası Hamza'nın nerede olduğunu sordu. Gösterdiler. Amcasının cesedinin yanına gidince gördüğü karşısında dayanamayıp ağlamaya başladı. Amcasının cesedi tanınmaz haldeydi. Birçok organı kesilmiş, göğsü yarılmış, ciğeri parçalanmıştı. Yüreği kabardı. Vallahi bunun intikamını alacağım. Ben de müşriklerden aynı durumda olan insanlara aynı şeyi yapacağım dedi. Sonra amcasının cesedine yönelerek, ey Resulullah'ın amcası diye seslendi. Ey Allah'ın ve Resulü'nün aslanı, ey hayırlar işleyen Hamza, ey üzüntüleri gideren Hamza, ey Resulullah'a koruyucu olan Hamza, Allah sana rahmet etsin. Biliyorum ki sen hısım ve akrabalık bağlarını gözetirdin. Daima hayırlı işler yapardın. Vallahi senin intikamını
alacak, sana yapılanı 70 müşriye yapacağım. Bir süre sonra Hamza'nın cesedinin yanına kız kardeşi Safiye geldi. Oturup ağladı. Ağzından bizler Allah'ın kullarıyız ve ona döneceğiz sözleri çıkmakta, gözleri yaş dökmekteydi. Resulullah da amcasının cesedinin başına, halasının yanına çöktü. Fatıma da geldi, o da yanlarına çöktü. Yanan gönüllerinin ateşini gözyaşlarıyla dindirmeye, acılarını gözyaşlarıyla azaltmaya çalıştılar. Resulullah amcası Hamza'ya yapılanların intikamını alacağına yemin etmişti. Başka Müslümanlar da benzer şekilde yeminler yaptılar. Fakat vahyolunan bir ayet bunu yasakladı. Ayet şöyleydi: eğer bir topluluğa azap edecekseniz size verilen azabın aynısıyla azap edin. Ama sabrederseniz andolsun ki o sabredenler için daha iyidir. Bu ayet üzerine Resulullah, bir insan bir yeğen olarak verdiği kararın yanlışlığını fark edip hatasından döndü, Allah'tan affını istedi. Bazı Müslümanlar müşriklerin cesetlerine işkence yapmaya niyetlenince de onları engelledi. Onlar bizim emanetlerimizdir dedi. Resulullah şehitlerin öldükleri yerde gömülmelerini istedi. Bu arada bazı şehitler yakınları tarafından Medine'ye götürülüyorlardı. Resulullah'ın isteği üzerine onlar da Uhud'a getirildiler. Şehitler ikişerli, üçerli aynı mezarlara konuldular. Şehitler bu şekilde aynı mezarlara konulurken birbirlerine yakınlık dereceleri dikkate alındı. Aynı mezara konanlardan ikisi Abdullah bin Amr ile Amr bin Cemuh idi. Resulullah onlar için dünyadayken birbirlerini seven bu ikisini aynı mezara koyun dedi. Hamza'ya kefen olması için kardeşi Safiye iki elbise getirdi. Elbisenin birisi bir başka şehit için kullanıldı. Kalan elbisesi ise Hamza'ya kefen yapıldı. Ancak elbise küçük olduğu için Hamza'nın vücudunu tamamen örtmedi. Elbise baş tarafı kapatacak şekilde örtüldü. Açıkta kalan ayaklar ise otla kapatıldı. Hamza Abdullah bin Cahş ile birlikte aynı mezara konuldu. Şehitlerin defnedilmesi sırasında yaşanan duygusal anlardan birisini de Musab bin Umeyr'in cesedinin yanında yaşandı. Resulullah Musab'ın cesediyle karşılaşınca duygulandı. Musab'ın üzerine kısa ve eski bir elbise vardı. Allah'ın Resulü onun bu halini Müslümanlara göstererek, bakın şu yiğide dedi. O annesinin ve babasının yanında sizin görmediğiniz ve tatmadığınız yiyecekleri yerken ve içecekleri içerken Allah onun kalbini nurlandırdı da o bütün bunları Allah için terk etmekte en küçük bir tereddüt göstermedi. Allah ve Resulünün sevgisi onun yoksulluğa razı etti, onu yoksulluğa razı etti. Sonra Musab'a dönerek, ey Musab, ben seni Mekke'de gördüğüm zaman senden daha ince ipek elbise giyen, senden daha güzel bakımlı saçlara sahip olan bir yiğit yoktu. Ey Hamza, ey Musab, şimdi sen bir hırka içinde, saçı başı karışmış bir haldesin dedi ve ağladı. Müslümanlardan birçok kimse de onun ağlamasına eşlik ederek onunla birlikte ağladı. Defnedilme sırasında üzüntü hepten arttı. Çünkü kefen olarak kullanılacak kumaş Musab'ı tamamen örtmedi. Örtü ayaklarına doğru çekilince başına doğru çekilince ayakları açıkta kalıyordu. Bunun üzerine Musab'ın da ayakları otla örtüldü. Şehitlerin defnedilme işi bittikten sonra Resulullah atının getirilmesini istedi. Yorgun ve yaralı halde atına bindi. Müslümanlarla birlikte Medine'ye doğru hareket etti. Kadınlar, çocuklar sokaklara, evlerin damlarına doluşmuş bir halde mücahitleri bekliyorlardı. Savaşa katılamamış erkekler, kadınlar ve çocuklar Resulullah'ın yanına gelerek geçmiş olsun dileklerini getirmeye başladılar. Resulullah'ın önüne çıkanlardan birisi de Sa'd bin Muaz'ın annesiydi. Sa'd annesi Kepşe Hatun'u Resulullah'a tanıttı. Resulullah'ı sağ olarak karşısında gören Kepşe sevindi. Ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Seni sağ ve salim olarak gördüm. Sen selamette olunca hiçbir felaketin önemi yok. Hepsi hiç.
Hepsi değersiz. Bunların hiçbiri senin burada olmandan değerli değil dedi. Resulullah önde hemen hepsi yaralı bütün mücahitler de onu takip ederek Medine'ye girdiler. Hiç kimseden ne bir yakınma sesi ne de bir an önce evine gitme isteği duyuluyor veya görülüyordu. Hepsi de seslerini çıkarmadan, durumlarından şikayetçi olmadan Resulullah'ı takip ediyordu. Resulullah Sa'd bin Muaz'a yaralılar evlerine gitsin, yaralarını tedavi etsinler dedi. Sa'd'ın ilanı üzerine yaralılar sessizce ayrılıp evlerine döndüler ve o gün sabaha kadar yaralarını temizleyip kesikleri dağlayarak tedavilerini yaptılar. Yaralılardan birisi de münafıkların lideri Abdullah bin Übey'in oğlu Abdullah'tı. Abdullah yarasını dağlayarak tedavi etmeye çalışırken münafık babası onu eleştirmekten ve münafıklığının gereği olan şeyleri söylemekten geri durmuyordu. Eğer sen gençlerin sözlerini dinleyen Muhammed'e değil de bana uysaydın bunlar başına gelmezdi. Ben bunun böyle olacağını biliyorum diyordu. Fakat bu münafıkça sözleriyle oğlunu etkileyemedi. Onun iman dolu kalbi şu sözleri inanarak söylemesine vesile oldu. Allah Resulü'nün işi yanlış olmaz. O hayır ve hikmete sahiptir. Medine'ye girdiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son derece yorgun, yaralarından ve kaybettiği kandan dolayı bitkindi. Mescidin önüne geldi ancak attan inecek gücü yoktu. Aldığı kırış darbesi nedeniyle sağ omzunu çukura düşerken zedelendiği için de bir bacağını hareket ettiremiyordu. Çok kan kaybetmişti Allah'ın Resulü. Yanağı yaralanmıştı. Sa'd bin Muaz ve Sa'd bin Ubade'nin yardımıyla atından inip odasına girdi. Bilal akşam namazı için ezan okuyunca yine iki sağda yaslanarak odasından çıkıp mescide geldi. Namazdan sonra tekrar odasına döndü. Bilal yatsı için ezan okudu. Fakat Resulullah bir süre görünmedi. Mescide bitişik olan odasından çıkmadı. Cemaat bekledi fakat gelmedi. Bilal kapıya giderek ey Allah'ın Resulü haydin namaza diye seslendiği zaman odasından çıkıp mescide geldi. Zorlukla hareket ediyor. Herkesten daha yavaş adım atıyordu. Acı çektiği yüzünden belliydi. Sendeleyerek zorlukla yürüyordu. O halde imam olup namazı kıldırdı. Sonra tekrar odasına döndü. Evet ve Uhud Savaşı ciddi anlamda Müslümanlara ciddi anlamda dersler vardı. Uhud İslam'da lidere itaatin önemini, isyanın ise nelere yol açacağını bize öğretmekteydi. Uhud şahsi çıkarların davanın menfaatlerinin önüne geçirildiğinde nasıl acı sonuçları ortaya çıkaracağını göstermekteydi. Uhud imanın ispat edilmesini istiyordu. İman ile inkar, ihanet ile samimiyet, teslimiyetle nifakın birbirinden ayrılmasının imkanını ortaya koyuyordu. Uhud niyetlerin sorgulanması gerektiğini öğretiyordu. Kim nerede ne amaçla duruyor sorusunu soruyordu. Ganimet varsa biz varız mantığının yerine her an hakkın rızası için varız mantığını yerleştirmek istiyordu. Bugünkü gündemimiz de öyle değil mi? Nerede menfaat varsa oraya üşüşen Müslüman görünümlü akbabaların bir anlaşılması bugün için daha kolay değil mi oradan baktığımızda? Demek ki Müslüman ganimetin, paranın, malın, makamın, şöhretin olduğu yerde değil, hakkın rızasının olduğu yerde olmalı, orada görünmeli, kendini orada ifade etmeliydi. Uhud bize mağlubiyetin de ahlakının olduğunu öğretiyordu. Günlerin Allah'ın otoritesinde olduğunun bilincinde, bir gün iktidarda bir gün zindanda olunabileceğinin bilincinde olunması gerektiğini bize haykırıyordu adeta görmek isteyene, okumak isteyene, anlamak isteyene. Uhud komutanı peygamber, askeri sahabe bile olsa eğer bir ordu temel kuralları çiğnerse yenilir ilkesini Müslümanlara öğretiyordu. Uhud istişarenin bir sorumluluk olduğunu bizlere öğretiyordu. Bugünümüze de böyle bakmamızın gerektiğini bize anlatıyordu. İstişare edilende eden de çıkan sonuç ne olursa olsun o sonuca uymak bir zorunluluk olduğunu Uhud bize anlatıyordu. Anlamak isteyene,
Uhud cihat meydanlarından önce nefis ile mücadelenin önemini anlatıyor. Gizli ve sinsi düşmanı yenemeyenin cihat meydanlarında başarı sağlayamayacağını bize anlatıyordu. Uhud, Adem gibi adam olmanın ne anlama geldiğini öğretiyordu. Eğer siz de olacaksanız ya da olmak istiyorsanız hadi bir Hamza, bir Hamza da siz olun, kanınızın son damlasına kadar savaşın. Bir Müs'ab olun, taşıdığınız sancağın yere düşmemesi için vücudunuzu o sancak uğruna Allah'a teslim edin. Bir Ebu Dücane de siz olun, bağlayın kırmızı sarığınızı başınıza. Bu kılıcın hakkı nedir diye haykırın ve onun hakkının ödenmesi için elinizden geleni siz de yapın. Bir Enes bin Nadir olun, Muhammed öldü şaiyasına karşı. Muhammed'in öldüğü bir dünyada yaşamanın ne anlamı var deyin. Ve Uhud'un arkasından duyduğunuz o cennet kokusuna koşun. Bir Abdullah bin Cahş olun. Herkes siperi terk etse de ben terk etmeyeceğim. Etmemeliyim deyin. Durduğunuz yerde esas duruşunuzu bozmadan sözünüzün eri olun. Ve imanınıza kanınızı şahit gösterin. Ve imanınıza canınızı şahit edin. Ve bir nesibe olun yaralanan eşinize ve oğlunuza aldırmadan. Muhammed'in dini uğruna onu savunun, onun yolunda, onun uğrunda ölmeyi kendinize ideal edinin. Uhud işte bu sebeplerden dolayı mağlubiyet değil, bize bunca dersi veren bir hakikattir, bir gerçektir, bir mükemmel öğüttür. Uhud'da vahşi vardı. Savaş meydanında gözleri Hazreti Hamza'yı arıyordu mesela. Ama belki de aradığı tevbeler tevbesiydi. Uhud bir lahzada sevinçti, bir noktada da pişmanlıktı belki. Onun için Uhud'da Hamza'yı hatırlayın. Ama o Hamza'yı öldürenin ve bu acıları bize yaşatanların, işte Halid bin Velid'in, İkrimen'in daha sonra Müslüman olduğunu hatırlayın. Ve onlar ile aslında öldürenin de ölenin de kazandığı bir savaş olarak düşünün Uhud'u. Çünkü Uhud bu anlamıyla önemliydi. Kaybederek kazanmanın adresi Uhud. Allah'ın aslanlarıyla anlattığı bir hayati ders. Ne olursan ol, konumunu koru. Tasavvurlarının içini hak ile doldur. Çarpık tasavvurların isyanla ayrıldığı bu dünyada çarpık tasavvurlardan kurtul ve hakikate sonucu ne olursa ol, teslim ol. Eşyaya yüklenen mananın Resul'ün dilinden döküldüğü yer Uhud. Ne diyordu Allah'ın Resulü? Biz Uhud'u severiz. Uhud da bizi. Allah bizlere Mus'ab gibi varlığımızla Resulü, yani gösterdiği yolu korumayı ömür Rabbine vefa edince vazifeyi ardımızdaki meleklere devretmeyi, ne kadar da Muhammed'e benziyor denilecek bir ömür yaşamayı, Hanzala gibi Allah denince koşmayı, samimiyetle ona tertemiz varmayı, Hamza gibi aslan olup boynumuzu bir tek ona eğmeyi, Resulün mübarek dişi gibi bir parça kırılıp nesillerce yüreklere zikir olmayı, talebeleri bile hoca olan Resul gibi vakur, Uhud denince bunları hatırlamalı. Abdullah bin Cahşı, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın dualaşmalarını. Ya hani harpten önce bir kenara çekiliyorlar da Rabbimize dua edelim diyorlar. Sa'd bin Ebi Vakkas'tan. Ne diyor? Ya Rabbi, düşmanla karşılaştığımızda karşıma çok kuvvetli bir zalimi çıkar. Birbirimizle savaşalım. Sonra onu öldürüp üzerimizdeki silah ve ağırlıklarını alayım diye dua ediyor. Ve Abdullah bin Cahş da Sa'd'ın duasına amin diyor. Ve devamla şöyle dua ediyor. Ey Allah'ım, benim karşıma güçlü kuvvetli bir kimseyi çıkar ki şiddetle bana hücum etsin. Senin rızan için onunla mücadele edeyim ve sonunda o beni mağlup edip burnumu ve kulaklarımı kessin. Mahşer günü bana burnumun ve kulaklarımın niçin kesildiğini sorduğunda ben de, Ya Rab,
senin ve Resulünün uğrunda onları kaybettim diye cevap vereyim. Sen de doğru söyledin diyesin. Sa'd bin Abdullah bin Cahş'ın duasına gerçekten de bu şekildeki duası için onun duası benimkinden hayırlıydı diyor Sa'd bin Ebi Vakkas. Ve Rabbinin müminler için imtihan olarak takdir ettiği Uhud'un akabinde Abdullah bin Cahş'ın burun ve kulaklarının kesilmiş halde olduğunu ve duasının kabul olduğunu gördüğümüz bir noktadayız. Ve bunu bu şekilde ifade eder durumdayız. Bunu bu şekilde bilmek gerekiyor tabii ki. Tabii Okçular Tepesi'ne çıkarken kendimizi yoklamalıyız. Neden böyle oldu? Günümüzün Okçular Tepeleri nereler? Neden sahabede olsa insanın aldanabilir olduğunu anlayamadık bugün? Kendimizi veya aldanmaz, yanılmaz gördüklerimizi neredeyse çok yüce makamlara çıkardıklarımızı unutmamak durumundayız. Bizler de bu şekilde hareket etmek, bu şekilde kendimizi Uhud'un dersinden ders almış vaziyette bulunma makamında aranmamız gerekiyor. Amelimizin azı ile Rabbinin rahmetinden ümidini kesme, amelini çok görüp Rabbinin af ve merhametine, mağfiret ve bağışına ihtiyacın olmadığını sanma demenin başka bir şekliydi Uhud aslında bize. Bizim Okçular Tepemiz, bizim kendimizi koruma noktamız neydi? Yani terk etmememiz gereken noktamız neresi? Bugün biz ne durumdayız? Bizim terk edilmeyecek noktamız, Okçular Tepemiz neresi? Buna bakmamız gerekiyor, bunu anlamamız gerekiyor. Herkes için kaybedilmemesi gereken mevziler olmalı kıymetli dostlar. Ailemiz mesela Okçular Tepemiz olmalı. Ailemizle Allah'ın kitabından ayetler öğrendiğimiz yerlerimiz, çocuklarımız mesela Okçular Tepemiz olmalı. Onların İslami hakikatleri öğrenmeleri için, onları İslam'dan uzaklaşmamaları, hakikati kavramaları için terk etmememiz gereken Okçular Tepesi'ne koymamız gerekmiyor mu? Bunu bilmek zorunda değil miyiz? Tabii ki bilmek zorundayız. O gün Okçular Tepe'yi terk ettiği için Hamza radıyallahu anh'ın ciğerleri parçalanarak şehit edilmişti. Bugün analarımız evlerimizi terk ettiği için Hamzalar, Musablar televizyonun, internetin, dizilerin pençesinde kalpleri, zihinleri paramparça edilerek heba ediliyor. Dünyevileşmenin iliklerimize kadar işlenmesiyle birlikte nesillerimizin geleceği ile ilgili önceliklerimiz değişiyor. Evlatlarımızın aldığı notlar ya da kaçırdığı deneme sınavları yüzünden neredeyse depresyona girerken her gün kaçırdıkları namazlar için yüzümüzü bile ekşitmez hale geldik. Okul taksitleri, paraları bulmasıyla Müslümanların zenginleşmesiyle birlikte özel ders ücretleri arasında sıkışan Müslümanların aileleri, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından koruyacak ne takatleri ne de vakitlerinin kaldığı bir dönemde yaşıyoruz. Tapusu bize ait olan evlerimizin baş köşesini televizyona Allah'ın düşman olduğu ne kadar insan ve program varsa evlerimizin en mahrem yerlerini işgal ettiği bir noktadayız. Geniş geniş odalarımız, salonlarımız, mutfaklarımız, mobilyalarımız ve her türlü konforun içinde konformist bir hayatımız ama İslami ve hedeften yoksun hayatlarımız var. Okçular Tepesi'nde Abdullah bin Cübeyr'in bilinciyle müdafaa etmemiz gereken tepelerin en büyüğü bugün evlerimiz. Siz kendi nefislerinizde olanı değiştirmedikçe Allah sizin üzerinizdeki nimetini değiştirmez ayetini hatırlamalı ve bu konuda harekete geçmeliyiz. Uhud'un nelerimiz olduğunu, terk etmememiz gereken Okçular Tepemizin, mevzimizin ne olduğunun belirlenmesi hepimiz için çok önemli.
bugün yaşadığımız olayları Rabbimizin koyduğu sünnetullah kuralları çerçevesinde okuma ve değerlendirme zorunluluğumuz var. Uzunca bir dönemdir düşkünlük içinde yol alan ümmet olarak durumumuzu düzeltmek en öncelikli görevlerimiz arasında olmalı. Kur'an'ın aydınlığıyla olgunlaştıracağımız hayırlı ümmet olma bilinci, adalet ve güven içinde inşa edeceğimiz bir toplumsal hayat, Kur'an'da övülen Müslüman aklı ve müminlerin tecrübesine dayanan istişareyle kurulu bir hayat düzeni en büyük özlemimiz olmalı. En azından özlem noktasında buna sahip olmalıyız. Bu sayede Rabbimizin biz kullarına öngördüğü alemlere rahmet bir elçinin insanlığa öğrettiği din-i mübin-i İslam'ın esaslarıyla tahlil, tetkik ve tedbirle tevekküle dayalı bir yaşam biçimini, bir İslam uygarlığını inşa etmeyi de düşleyebilelim. Son yüzyılın başlarında İslam coğrafyasını büyük oranda işgal eden Batı bölgeye onlarca dikte rejimi armağan etti. İçinde yaşadığımız toplum da bundan nasibini aldı. Batıcı pozitivist bir zihniyet, İslam'a tahammülsüzlüğünü hayatın her alanında uygulamaya koydu. Uzunca bir dönemdir istibdat rejimleri altında Kur'an'la bağları bir hayli zayıflamış, bidat ve hurafenin yaygınlaştığı içtihatten, fıkıhtan uzaklaşmış İslam toplumları, bu halleri üzerine dayatılan seküler dünyevi rejimlerle bir asimilasyon dönemine dahil edilmeye çalışıldılar. Yasakların, bu doğrultuda verilen eğitimin ve aleyhte propagandanın etkisiyle İslam, toplumda az bir kitlenin yaşamaya çalıştığı bir din haline geldi. Toplumun çoğunluğu yasaklar karşısında sinmiş, karşısına sığınan bir mizaca bürünmüş, İslami hayat ancak vesayet koşulları altında yaşanır hale geldi. O dönemler diğer İslam beldelerinde de durum pek farklı değildi. Dikta rejimler altında genç nesiller İslamca yaşamak yerine gayri İslami bir hayata bütün veçeleriyle zorlanıyor ve sıkı bir baskıyla toplumun modernizasyonu hedefleniyordu ki başarıldı. Bu süreç halkı Müslüman olan toplumu ezikleştirdi. Sonra toplum bu hayatı benimser hale geldi ve herhangi bir rahatsızlık duymadan dünyevi seküler yaşamla barışık yaşamını devam ettirir hale geldi. Ama Rabbimiz Maide suresi 54'te ne diyordu? Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse Allah, sevdiği ve kendisini seven, müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve zorlu bir toplumu elbet getirecektir. Onlar Allah yolunda cihad ederler, sizin gibi yapmazlar ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın dilediğine verdiği lütfudur. Öyle bir fitneden sakının ki İçinizden sadece zulmedenlere ulaşmaz. Bununla kalmaz. Biliniz ki Allah'ın azabı şiddetlidir diyor Enfal 25'te de. O halde kıymetli dostlar, bugün Uhud'u anlamak istiyorsak, Uhud'u kavramak istiyorsak, Uhud'dan bir değer çıkarmak istiyorsak, bugünün dünyevileşmiş Müslümanına o kadar çok değer, anlatı ve öğüt var ki algılayana, anlayana. Hayat belli bir zaman sonra gelip geçiyor ve insanların arasında iyi ve kötü günler değiştiriliyor ve bir gün hepsinin biteceği noktaya getiriliyor durum. Bizim böyle durumlardan kendimizi kurtarmamız ve İslam'ı bir hayat nizamı olarak yaşayıp o doğrultuda hayatımıza yön vermemiz gerekiyor. Uhud'u da, Bedir'i de, İslam tarihini de, Siyer'i de, Kur'an'ı da, hadisi de bu günümüze okuma sorumluluğunu taşıyoruz. O günde gelmiş geçmiş bir olay olarak bakmama sorumluluğundayız. Tarih geçmişte yaşanan olayların o günkü tarihi veriler olarak okunmasından ibaret bir şey değildir. Tekrar ediyor çünkü ibret alınmasını istiyor Rabbimiz. Tekrar ettirmemek zorundayız. Terk edilmemesi gereken değerlere sahip olan bir dinin mensuplarıyız. Eğer dinimizi terk edilebilir değerlerle ifade etmeye çalışırsak
öyle değerlendirirsek elimizde ne din kalır, ne değer kalır, ne biz kalırız, ne de varlığımız kalır. Tamamen düşmanına teslim olmuş insanlar haline geliriz. Onun için bizim yapmamız gereken mutlak anlamda Allah'ın kitabına sarılmak. Başka da yapabilecek bir durumumuz, başka da yapabilecek bir şeyimiz yok. Olayları bugüne okumak, bugünden değerlendirmek zorunluluğumuz var. Bugüne bakmak zorundayız. Bedir'i de bugünden okuyacağız, Uhud'u da bugünden okuyacağız. İslam tarihinin herhangi bir döneminde yaşanmış her şeyi de bugünden okuyacağız kıymetli dostlar. Bugünümüze kattığı anlam üzerinden değerlendireceğiz ki aynı hataları, aynı yanlışlıkları, aynı sorunları, aynı acıları yaşamayalım. Onların üzerinde bir diriliş ortaya koyalım. Evet kıymetli dostlar, bugünkü programımızın da bugün sonuna geldik inşallah. Gelecek hafta inşallah başka bir programda görüşmek umuduyla Allah'a emanet olunuz.